Hidratlar Oyma. Safranbolu Yaz İzcilik Kampı'na hoş geldiniz. Neden kampa geldik ki? Keşke evde yatıp uyusaydık. Çok uykum var. Söylenmeyi bırak Mert. Çok eğlenceli olacak. Gülümse Mert. Bu gezinin her anını belgeselim için kaydedeceğim. Sen belgesel çekeceksin diye biz bu kadar yorulmak zorunda mıyız? Yürüyüşe başlasak artık. Çok heyecanlıyım. Ha bir de yürüyecek miyiz? Hazır mısınız sincaplar? Hedefimiz Hıdırlık Tepesi. Caner'in Kamp Ateşi belgeseli sahne 1. Sincaplar Oyma'nın meraklı izcileri yürüyüşe başlıyor. Heyecan, macera, hareket hepsi bu kampta. Eşsiz, benzersiz, dünyanın en değerli çiçeklerinden biri safran. Bu basit mor bir çiçek. Mor menekşeden, hatta mor kardelenden bir fark yok ki. Mor salkım en sevdiğim çiçek. Bu öyle bildiğiniz mor çiçeklere benzemez. Safran dünyada çok nadir yetişen bir bitkidir. Türkiye'de ise yalnızca Safranbolu'da yetişir. O yüzden adı Safranbolu. Safran yetişen yere Safranbolu denir. O zaman elma yetişen yere de Elmabolu denir. Elmabolu denmez köfte, Amasya denir. Kafam karıştı. Yeter yeter tartışmayı bırakıp beni dinleyin. Safran aynı zamanda dünyanın en pahalı bitkilerinden. Önemli olan mor çiçeğin sarı tepecik kısmı. Kıymetli safran baharatı bu kısımdan elde ediliyor. Ama bu iş çok zor. 1 kilogram safran baharatı elde edebilmek için yaklaşık 150 bin çiçek toplamak gerekiyor. Bundan kolay ne var? Ben çiçek toplamayı çok severim. Safranbolu'ya gider ne kadar lazımsa toplarız. Hatta kurutur baharatını da yapar öyle getiririz. Yeter ki siz isteyin Safir Bey. Siz bu kadar değerli bir bitkiyi o kadar kolay elde edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Safran koruma altında olan bir bitki. En güzel, en nadide safran çiçekleri de eski, çok eski arkadaşım Hüseyin'in bahçesinde. Eski dostumdan bu çiçekleri almak biraz zordur. Gider konuşuruz. Herhalde bir çiçek için bizi kırmaz canım. Çiçeği buraya getiremiyorsak o zaman sizi çiçeğe götürelim Safir amca. Yani Safir Bey, Safir Bey amca. İnşa ettirdiğim Safir Kültür Sarayı'nı bu çiçeğin sarı rengini kullanarak boyayacağım. Ve bütün bina altın gibi sapsarı parlayacak. Küçücük çiçekler koskocaman binayı nasıl boyayacak? Safran çiçeği kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarıya boyayabilir. Ancak çiçekleri kurutarak getirmeniz gerekiyor. Yoksa yolda solar ve hiçbir işe yaramazlar. Peki çiçeği nasıl kurutacağız? Bundan kolay ne var? Tabii ki saç kurutma makinesiyle. Hay hay, öyle olmaz. Bu defteri alın. Özel çiçek ve yaprak kurutma defterim. Safran çiçeklerini toplayın ve tek tek bu defterin sayfalarının arasına yerleştirin. Sonra doğruca bana getirin. Gerisini ben yaparım. Sincaplarım, kültür, araştırma, inceleme ve eğlenme gezimizi meşhur geleneksel Safranbolu evlerini gezerek başlayalım. Burası Havuzlu Asmazlar Konağı. Havuzlu konak mı? Havuz mu? Hani nerede? Hemen atlayalım. Havuz içeride. Öncelikle burada hayat var. Evet, burada kesinlikle hayat var. Tabii, gerçek hayat da var burada. Ama asıl şu an bulunduğumuz alana hayat deniyor. Burası evin giriş kısmı. Hadi ama havuz nerede? Gerçekten çok büyükmüş. Bizim evden 10 kat, hatta 20 kat daha büyük. Büyük ama bu evlerde çok da kalabalık aileler yaşarmış. Amcalar, yeğenler, kuzenler hep birlikteymişler. Yaşasın havuz! Hadi hemen yüzelim. İnanmıyorum. Çok güzel. Mert, tavana baksana. Şimdi tavana bakamam. Şu mayomu bir bulayım da. Düdük, tencere, matara, diş fırçası. Nerede bu mayo? Havuza mı baksam tavana mı şaşırdım. Her yer çok güzel. Heh, mayomu buldum. Kolluklarımı da bulursam yüzmeye hazırım demektir. Bu havuz yüzmek için değil yavru kurt Mert. Peki ne için? Etrafında oturup güzel bir sabah kahvaltısı yapmak için. Yaşasın kahvaltı zamanı. Keşke Mehmet amca da burada olsaydı. Aradığınız diğer kitapları da en yakın zamanda getireceğiz. Her zaman bekleriz. Yine gelin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırdır inşallah. Çocuklardan bir haber mi var yoksa? Hmm,
Hesaplamalarıma göre köfte bu yöne gideceğiz. Pusula o yönü mü gösteriyor? Hayır, pusula kuzeyi gösteriyor. Ama biz batıya gideceğiz. Yani sola doğru ilerleyeceğiz. Sonra da lokum alacağız, değil mi? Lokum da nereden çıktı köfte? Sonra safran çiçekleri de kavuşacağız. Hani lokum alacaktık? Safranbolu'nun lokumu meşhurdu. Hem biraz da Safir amcaya da götürürüz. Önce safran çiçeklerini bulalım, lokumu sonra düşünürüz. Of, çok yoruldum. Bu tepe neden bu kadar yüksekte ki? Adı üstünde Mert, tepe bu. Tabii yüksekte olacak. Sevgili belgesel severler, Safranbolu'daki yolculuğumuz Hıdırlık yokuşunda devam ediyor. Oldukça dik ve zorlu bir yokuş. Aa, izci çocuklar. Hani nerede? Bakın ileride. Hadi yanlarına gidelim, ne olur ne olur. Oymakbaşı. O kim? Oymakbaşı, yani grubun lideri. Ben de çocukken bir yavru kurttum. Hep oymakbaşı olmayı hayal ediyordum. Çok çalışıyordum köfte, çok. Her gün en az bir iyilik yapıyordum. Yaşlılara yardım ediyordum. Annemle birlikte temizlik yapıyordum. Sokak hayvanlarını besliyordum. Ve nihayet oymakbaşı kursunu da başarıyla tamamlayıp oymakbaşı olmaya hak kazandım. Sonra ne oldu? Ne olacak? Gece geç saate kadar en sevdiğim yarışma programı, bak neler biliyormuş neleri seyrettiğim için sabah uyanamadım ve ödülün verileceği törene geç kaldım. Biz de şimdi alırız ödülü. Nasıl alacağız? Yavru kurt olur, çocukların arasına karışırız. Safir amcanın isteğini de yerine getirince ona iyilik yapmış oluruz. Bu büyük ve muhteşem iyiliği yapınca da... Ben oymakbaşı olurum. Ben de izci olurum. Cızbızla köfteyi durdurmalıyız. Çocuklara ulaşmanın bir yolunu bulmalıyım. Ama nasıl? Galiba çözümü buldum. Bütün sincaplar çadırların başına. Çadırını ilk kuran kampın en iyi çadır kuran izcisi seçilecek. Biraz hızlı ol Mert. Önce bu sopayı takmalıyız. Hayır, önce arkadaki çubukları takmalıyız. Evet, izcilerimiz zorlu doğa koşulları altında çadırlarını kurmaya uğraşıyor. Yeşim, duygularını alabilir miyiz? Şu an alamazsın Caner. Gördüğün gibi meşgulüm. Hep sen neden duruyorsun? Çadırını kursana. Tabii, hemen. Ta 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 ta! İşte çadırım hazır. Haksızlık bu. Biz burada bu kadar çalışırken... Ben de bu icadım için çok çalıştım ama. İşte oldu. Oh. Ay, olamaz. Ben bitirdim. Çadırım hazır. Tebrikler sincap izci Elif. Bu kaçıncı ödülün? 38. Bu en kırmızı elmaları topladığım için, bu en lezzetli limonata yaptığım için, buna trafik işaretlerine uyduğum için aldım. Bu da her akşam kardeşime masal okuduğum için. Teşekkür ederim. Bu kadar yeter. Dur, daha bitmedi. Bu babama arabayı yıkamaya yardım ettiğim için. Akşam olmak üzere. Çadırlar hazırsa safran çiçeği tarlalarına doğru yola çıkıyoruz. Biz hazırız oymakbaşım. Hadi bir an önce gidelim. Yavru izci köfte yürüyüş için hazır oymakbaşım. Yine mi yürüyüş? Çocuklar, çok dikkatli olun. Tek bir çiçek bile çok değerli. Hazırlan köfte. Hemen safran çiçeklerini alalım ve buradan gidelim. Safir çiçeğine kavuşur, ben de oymakbaşı olurum. Bir çiçek de kendim için alabilir miyim? Önce safirin çiçekleri köfte. Safranbolu'ya ve tarlamıza hoş geldiniz çocuklar. Benim adım Hüseyin. Bana Hüseyin dede diyebilirsin. Benim de sizin yaşınızda torunlarım var. Ben Ali dede diyebilir miyim? Benim dedemin adı Ali de. Çok özledim onu. Ah dedeciğim, ah. Çabuk çabuk gezelim de çadıra dönüp uyuyalım. Çok yoruldum. Ne uyuması Mert? Daha kamp ateşi yakacağız. Siz yakarsınız, ben uyuyacağım. Hüseyin dede, bize safran çiçeğini anlatır mısın? Tabii anlatırım. İsterseniz çiçeklerimize daha yakından da bakabilirsiniz. Yaşasın! İsteriz, isteriz. Hadi daha yakından bakalım köfte. Tabii ki. Ama tarlaya alacağımız izcilerden bir ricam olacak. Kulağıma izci parolasını söylemelerini istiyorum. Parolayı doğru söyleyenleri tarlaya kabul edeceğim. Oo, bundan kolay ne var? İzci daima hazırdır. Yavru kurt çok çalışır. Doğru. Yavru kurt çok çalışır. Keşke biraz da uyusa. Doğru. Sana da aferin. Yavru kurt çok çalışır. Doğru. Hadi gel çocuğum, sen de söyle parolayı.
İzciler yardımseverdir. Söylediğin doğru ama parola yanlış. Yanlış mı? O zaman yavru kurtlar hayvanları sever. O da doğru. Ama yine de parolayı bilemedin. Yardım etsene köfte. Şey olabilir, izciler lokumu çok sever. Bu da olmadı. Bir dakika. Siz izci olduğunuza emin misiniz? Merhaba anne. Merhaba Safir amca. Safran çiçeğini bulduk. Safir amca mı? Bunlar köfteyle cızbız. Koş köfte koş, çiçeği kaptım. Geliyorum. Keşke bir çiçek de benim için alsaydık. Eyvah, çiçeği aldılar ama. Ne olacak şimdi? Endişelenmeyin çocuklar. Bulduk Safir Bey, bulduk. İşte Safranbolu safran çiçeği. Safranbolu lokumu alamadık ama. Harika. Eksiz benzersiz safran çiçeği. Sarayımı altın gibi parlatacak. Bir tane mi getirdiniz? Tek bir çiçek ne işe yarar ki? Evet, çok haklısınız Safir amca. Bir tane de benim için alalım demiştim. Ama Safir Bey, siz toplayabildiğiniz kadar getirin demiştiniz. Biz de bu kadar toplayabildik. Siz ikiniz ne zaman bir işi doğru yapacaksınız? Demek ki siz Mehmet amca ve Safir çocukken izcilik kampına beraber katıldınız. Doğru. Caner'in kamp ateşi belgeseli sahne 10. Sincaplar Oymağı'nın Safranbolu macerası sona erdi. İzcilik çok eğlenceli. Tabii yanında dostlarım varsa. En güzel ikbal ismi ödülünden bahsetmiş miydim? En hızlı düğme dikme ödülünden, en uzun süre kahkaha atma, tırmanma duvarından en yükseğe çıkma, en... Üzgünüm ama kasetim bitti. İyi geceler.